Dostlar selam, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere çok enteresan bir mix anlatacağım. Tüme varamamış olacak. Yol önemli değil, nereye vardığınız önemlidir. Videoya geçeceğim hızlıca. İleride sarabilirsiniz ama hatırlatmakta fayda var. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmakta fayda var. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu halihazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Ekipmanları oyu boyu yükseltip kaliteyi arttırmaya çalışıyorum. O yüzden bu konuda en basit desteğiniz bana bu olacak. Şimdi videomuza geçelim. Size çok saçma bir şey anlatacağım. Şimdi benim bir şarkım çıkıyor bu cuma. Ve olabildiğince hızlı distribution'a vermek için şarkıyı hızlıca mixlemem gerekti. Ama aranjisi bitmemişti daha. Biz bir loop üzerine ikimiz de vokal kaydetmiştik. Ben de o aranjı orada yapılırken bir anda ekipteki diğer arkadaşlarım tarafından mixi ve vokal kısmını hızlıca halletmek istedim. Ve vokali ayrı bir projede MP3 beat'in üzerine mixleyip mixli halini çıktı aldım. Şimdi size onu göstereceğim. Ve bunun nasıl çalıştığını göstereceğim. Belki biraz kafa açıcı olabilir. Benim için değişik bir tecrübeydi çünkü. Süreci hızlandırmam lazımdı. Şimdi Arif'in vokalini göstereceğim. Şarkıyı dinlemek isteyenler gidip link üzerinden dinleyebilirler. Mutlu olurum bu arada. Ana vokal mixinde ne var? Dinleyelim. Keller kovalar geri beton. Oynadım bu oyunu. Yine de deredip olup don. Güzel, devam. Minik bir saturasyon var. Stock plugin, bit crusher, herhangi bir saturasyon plugin olur. Saturasyon atmak için kullandım. Bakın. Keller kovalar geri beton. Oynadım bu oyunu. Yine de deredip olup don. Do, gibiyim bitmemiş eto. Kafamın içi depo. Yeni mi düştü bak jeton. Şimdi bana hızlıca diyebilirsiniz. Ya bunların hepsi bütün değil miydi? Evet, bütündü. Ama vokali temelde istediğim bir enerji var bu şarkı için. Biraz daha agresif bir tavır var. Ton üzerinde. Vokalin vuruşları üzerinde. Olay şu. Vokali burada istediğim o temel hale getirip, çünkü sorunlu kayıtlar iki farklı insan vesaire vesaire, bir de istediğim bir şey var. Vokalin kelimelerin ağzımdan çıktığında o duyduğumuz şeyini perküsyon gibi vokali bir perküsyona döndürmek istiyorum. Ekstra kompresörüm var ve ekstra bir işlem var bu yüzden bu vokalde. Çünkü bunu özellikle istedim. Agresif olsun istedim. Doğal olsun istemedim. Üstüne bir de reverb'üm var. Bu da plugin alyansın bir plugin'i. D-Reverb plugin'i. Reverb'ü alıyor biraz. Aslında bir tık expander gate kafası çalışıyor. Bakın. Vokalin durduğu yerlere bakın. Doğa gibiyim bitmemiş eto. Kafamın içi depo. Yeni mi düştü bak jeton. İnan bana çekemem. Elim piçinden neko. Topladım bak hepsi. Vokalin durduğu ve reverb'ün çıkmaya başlayacağı, odanın yankısının çıkmaya başlayacağı yerlerde kaydı biraz sakinleştiriyor. Sonra bir tane suit'um var. Suit pek bir şey yapmıyor. Sadece biraz low mid'leri ve high mid'leri biraz alsın diye var. Doğa gibiyim bitmemiş. Bunları. Devam. Bir tane diester'ım var. Doğa gibiyim bitmemiş. Bu diester'ın farkı şu. S'lerin Ş'lerin geldiği yerlerde vokalin S'lerin Ş'lerin patladığı kısmı değil de vokali komple kısıyor. Olayı bu. Çok daha aktif çalışmıyor zaten. Agresif beatleri yakalasın diye. Doğa gibiyim bitmemiş. Kafamın içi depo. Şimdi geldik asıl mevzuya. Buraya kadar biraz toparladım. Fantazi kısmı işin burada. Şimdi tek tek kapatalım. Bu chain'i bilenler biliyordur. Benim yıllardır kullanmayı sevdiğim bir chain ama her vokale gitmiyor. Burada ekstra istedim. Bu şarkıda istedim bunu. 76 tip kompresörüm var. Hızlı atak, hızlı release ve tak 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 vokal böyle vursun istedim. Agresif, hatta bazınızın sevmeyeceği, çoğunuzun hatta sevmeyeceğini düşündüğüm ama benim yakıştırdığım bir şey var. Bakalım. Doğa gibi. Doğa gibiyim bitmemiş eto. Kafamın içi depo. Yeni mi düştü bak jeton. İnan bana çekemem. Elim piçinden eko. Topladım bak hepsini verdim. Saturasyonum var. Doğa gibiyim bitmemiş eto. Pişman olduğum yerlerde var ama her zaman olacaktır bu. Anormal değil. Şarkının totaline gidip dinleyip orada içime sinen bir halini en finalde bokunu da çıkarmadan, aylarca uğraşmadan, çünkü kendi şarkını mixlemek inanılmaz zor. Bunu tecrübe eden arkadaşlar çok daha iyi bilecektir. Kendine karşı objektif olamıyorsun. O yüzden Arif'in üzerinden gösteriyorum. Çünkü Arif bu konuda daha objektif olabildiğim bir vokal. İkinci saturasyon. Doğa gibiyim bitmemiş eto. Kafamın içi depo. Yeni mi düştü bak jet. Biraz high mid boost, biraz low mid boost. Doğa gibiyim bitmemiş eto. Kafamın içi depo. Biraz high'lerden aldım, biraz mid'lerden aldım ve birkaç rahatsız olduğum yeri kırptım. Şu EQ hamlesine bakarak buradan anlayabilirsiniz. Video uzamasın diye anlatmıyorum. Merak ettiğiniz, saçma bulduğunuz, dalga geçeceğiniz şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Doğa gibiyim bitmemiş eto. Kafamın içi depo. Yeni mi? Sonra asıl tamamen tüm kurgum bu distresör üzerine. Bakın şimdi. Doğa gibiyim bitmemiş eto. Kafamın içi depo. O, aldınız mı onu böyle? Bir anda alevlendi vokal, enerji, her şey. Enerjiyi verdik. Biraz low mic, biraz high'lardan, biraz böyle iyice bir V shape istedim.
seni uçurur. İstedim. Ben kendim istedim. Bu böyle yapılmalı falan değil. Ben burada bunu isterim. Siz bunu istemiyorsanız burada böyle bir hamleye de gerek yok. Seni uçurur çekmiş gibi ksenon benim grim sana. Ve bu transient shaper gibi bir şey şimdi bu bomber. Tam ne olduğunu da açıklayamıyorum. Bilmiyorum da açıkçası ama ekstra bir vurgu katıyor. Bakın. Seni uçurur çekmiş gibi ksenon benim grim sana geliyor bak elito. Bendeki bu yetenek yapıştı bana ben. Yani şu distresörü ve şu bomber için bu plugin'i açtım. Arada diğer şeyler kendimi kaptırdığım şeyler. Bakın abartayım şu bomberı daha iyi duyun. Seni uçurur çekmiş gibi ksenon benim grim sana geliyor bak elito. Bendeki bu yetenek yapıştı bana. Yapıştı bana venom gibi dedi yere bakın. Seni uçurur çekmiş gibi kıstı bana venom gibi. Yapıştı bana venom. Kapatayım. Nek yapıştı bana venom. Hatta ikisini de kapatayım. Nek yapıştı bana venom. Nek yapıştı bana venom. Nek yapıştı bana venom. O vurgu istedi. Hoşuma gidiyor. Ekstra bu şarkıda en başından beri bunu istedim. Nek yapıştı bana venom gibi yapmamın ne. Dur bitmedi bu arada. Sonra bir tane reverb'im var. Bu reverb plugin ASN'i çıkarmış. Denedim. Hoşuma gitti. Kullandım. Abartayım. Bakın. Nek yapıştı bana venom gibi yapmamın nedenini ki ödedim bedeli brom bizim ekip. Reverb'den ziyade biraz modülasyon katsın diye. Dileğe bakalım. Nek yapıştı bana venom gibi yapmamın nedenini ki ödedim bedeli brom bizim ekipteki kekeler kovalar geri bir ton oynadım. 1.8 ping pong. Standarttır bu benim için. Bu da daha büyük bir reverb. Biraz daha lush, biraz daha şarkı boyunca, vokal boyunca arkada olsun diye. Bakın. Nek yapıştı bana venom gibi yapmamın nedenini ki ödedim bedeli brom bizim ekipteki kekeler kov. Sonra bir suit, bir spiffim var. Başka bir şey yok. Bunlar da ekstrem peakleri alsın diye. Asıl eğlenceli ve garip yer şurada başlıyor. Şimdi başlıyor. Back vokallerde de aynısı vardı. Sadece ekstradan attığım reverb oranım falan filan vesaire fazlaydı. Plus bir widener efekt attım hepsine. Keyfi keder. Hiç önemli değil ne oldu. Rastgele attım yani. Şimdi burada ne var? Ana vokal var, backler var, reverb var. Delay var. Diğer reverb var. Bu da reverb vesaire her şeyi çektim buraya aldım ki şarkıya göre bir şeyin tonu değişecekse çünkü vurguyu ve efekti yaptım istediğim şeyi. Şarkıya göre bir şeyin tonu değişecekse buradan bir EQ, bir leveling müdahale edip olayı şarkının içine adapte edebileyim diye. Hala çalışma sınırlarımın içinde olabileyim, hala bir şeyler ekleyebileyim, çıkarabileyim derdim o. Şimdi burada asıl beni uğraştıran kısım 808 ama aradaki farkı duymayabilirsiniz. Çünkü diğer elementleri seçtik ve okey dedik devam edelim. 808 ve kick'le uğraştım biraz ama ne kadar uğraştım göreceksiniz. İnanılmaz da değil. Şimdi bir tane virtual mix'ek var. Saturasyon var. İki tane küçük EQ hamlesi var. Bir de küçük bir filtre var. Bu low cut filtresi bildiğiniz aslında şundan çok farklı bir şey yapmıyor. Şu ucu peak olarak yukarı yükseldiğini düşünün. Bunu yapıyor. Bakalım. Kapalı. Açık. Track spacer var. Kick vurduğunda E4'ü biraz geri çekiyor. O kadar önemli değil. İnanılmaz da çekmiyor. O yüzden bunu duyacağımız bir şey değil tam olaraktan. Spectre var. Bunu sonradan ekledim. E4'ün low midleri hoşuma gitti ve biraz daha istedim ama direkt EQ'yle açtığımda tat vermedi. Spectre'yle açtım. Bu da saturasyon, paralel saturasyon vererek şu vokalin oradaki frekansını saturasyon ekleyerek yükseltiyor. Bir de mix tabı var. %50 ile açılıyor mesela. Hani doğrudan EQ atmaktan biraz farklı bu plugin. Burası. Burada bir tane mix tool var. Sadece bir yerde basın volümünü açtım. O kadar. Bir de bir yerde kick olmadığı için etki düşüktür. Ufak bir punch ekledim dümenden. Tamamen dümenden. Şarkıda orada vurgu lazımdı. Bakın. İlk giriş anı. Morpheus. Kapatayım. Morpheus. Boş gibi vuruyor şimdi. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Kick'te ne var? Gelelim kick'e. Kick'te hiçbir şey yok. Ulan biraz az komik yap da gülmekten altıma sıçma. Mis demiştim size. Snare'de ne var? Şöyle drumları ayrı dinleyelim. Sadece snare'imde bir suit var. Mid'deki fazlalığı biraz alıyor. Birkaç rezonansın ağzına tükürmüşüm. Olur öyle vakalar arada. Bir de azıcık low end ve biraz yukarıda biraz parlaklık eklemişim. Daha kükülersin üstünde. Snare öncesi. Sonrası. O
Onlarca Beat'in hiçbir kanalında adam akıllı plugin yok. Sadece Track Spacer var yer yer. Çünkü bazı şeyleri bastırdığında kolay yoldan kaçamak bir şekilde aralarındaki ilişkiyi kendileri aralarında halletsinler diye Track Spacer atıp bıraktım. Nedir bu efendime söyleyeyim? 808 kick vurduğunda biraz geri çekilsin. Melodideki low'lar bass varken biraz geri çekilsin ama bass yokken de melodide biraz low olabilir şeklinde. Geri kalan o çıkardığım vokallerin, kanalların üstünde de bir tane burada bir direz atmışım. Emrah Çelik'in çıkardığı yeni plugin burada. Rezonans vardı. Şurada bir yerde rahatsız olduğum şarkı içinde aldım. Bir de biraz eğir verdim. Eğir vermemin sebebi de kendimde eğir istedim. Sonra kendimde olunca Arif'te olmayınca garip duruyordu. O yüzden Arif'e de ekledik. Bu kadar. Sonra Instagram hesabından beni takip ederseniz orada detaylıca birkaç kere anlatıp video çektiğim bazı hamleler var. Mesela stutter gibi. Vokalin A kısmını alıp yerde A'ya da serpiştirdim. Bir tane reverse reverb'im var. Ne olduğunu bilmeyenler Google'a veya YouTube'a veya benim kanalıma reverse reverb yazarak bakabilirler. Böyle bir geçiş efekti. Çok minik şeyler var. Başka da bir şey yok. Onun harici tamamen geri kalan tüm süreç. Şöyle göstereyim size. Bu çizgilerin hepsi otomasyon. Volüm otomasyonları, vokali kıstığım, bazı efektleri açtığım, kıstığım, şarkı içinde bir şeyin yükselip bir şeyin yükselmesini istemediğinde tamamen volümlerle oynadığım bir süreç geçirdim. Vokal mix'e önceki yerden gösterdiğim ve kaba bir şekilde yaptığım ve agresif, kirli bir şey istediğim bir hali vardı. Geri kalan olay mix bass'a dönüyor. İçinde doğmam, yeri gelir günlerce insan yüzü gömmem, mesafemi korurum sebebi. Ve done. Şarkı burada benim için biter. Bir gün ara veririm, bir daha dinlerim ve konuyu fazla da uzatmam. Çünkü o an, o gün, o kafada ne yapabiliyorsanız odur. Yani bokunu çıkarta çıkarta üstüne overpressing yapmanız, ki burada bile overpressing yaptığım zamanlar var ama burada hadsizce overpressing'i biraz istedim. Çünkü başka mixlerde gösterdim size, bazen tek plugin'de bitirdiğim vokallerde oldu. İki plugin'de mix basım da var. Total şarkıyı bitirdiğimde var ama bu şarkıda ekstra bir şeyleri kirli istedim. Ve ekstra midlerin kirli kirli telefondan bilmem nereden cayır cayır gelmesini istedim. Bu şarkıdaki arzum, isteğim buydu. Biraz sert, agresif olsun istedim. Tamamen sebepler bu. Merak ettiğiniz, anlamadığınız veya saçma bulduğunuz şey varsa yazın. Tartışalım ama şunu bilin ki herkes aynı yoldan gitmek zorunda değil. Herkesin doğruları kendine. Veya alabileceğiniz, katabileceğiniz bir şey varsa buradan kendinize alın. Veya merak edip dalga geçeceğiniz başa açın, dalganızı geçin. Hiç sıkıntı yok. Ama ortak bir payda da birleşelim. O da şu: yaptığımız bütün bu işler subjektif. Hepimizin kendi zevkleri, kendi tatları var. O yüzden benim bazen yaptığım işlerde, özellikle kendi senaryomda veya çevremde, efektiflik önemli. Yani %0.1 için 5 saat harcamak ve o arada objektifliğimi yitirip kalan şarkıda sıçmaktan hoşlanmıyorum. Böyle bir yapım var. Hızlı bir şekilde mix'i ilerletmek istiyorum. Ve inanın tüm bir süreç oturup dinleme ve bir karar verme süreci benim için. Oturup dinleyip karar verip ne istediğimi anladıktan sonra bu tuşlara basmak ve pluginleri atmak inanın yani inanılmaz seri bir süreç benim için. Pluginler elim ayağım gibi artık. Program elim ayağım gibi, mouse klavye elim ayağım gibi, bilgisayar elim ayağım gibi. O yüzden takır takır süreç ilerliyor. Dikkat edin, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hatırlatmakta fayda var. Bana destek olmak için videoyu beğenip abone olup bildirim zilini açmayı çok görmeyin dostlar. Ve ek olarak bana destek olmanın en tatlı yolu hali hazırda yaptıracağınız mix, mastering, beat gibi işlerinizi benim elimden geçirmek olur. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Peace.